Vallahi iyi oldu patron. Bu kız becerir bu işi. Ben sana diyeyim. Yalnız teyzemlerden uzak tutmak lazım. Orası saatli bomba gibi. Hakan kesin bir pot kırar. Hakan'dan sekse, Handan teyzem var. Mutlaka karıştırırlar ortalığı. Sen sıkma canını patron, çözeceğim ben. Hadi bakalım, sen de artık şefliğe terfi ettin. Hakikaten ha. Bak vallahi yeni ayıldım ben şimdi o mevzuya. Ya şimdi artık arabada ben olmayacağım senin yanında, öyle mi? Aslı mı oturacak? Merhaba, kıskandın mı? Kıskandım tabii patron ya. 10 senedir ben oturuyorum o koltukta. O kadar oldu mu ya? Önümüzdeki ayın 5'inde tam 10 sene olacak. Gününü mü hatırlıyorsun? Tabii hatırlıyorum patron. Hayatımın değiştiği gün o gün ya. Sen olmasan ben Allah bilir hangi cezaevinde olacaktım şimdi. Bakalım ben hangi cezaevine gireceğim. Yok öyle şey. Ben var ya ölürüm de müsaade etmem öyle bir şeye ya. Bir haftaya bitecek bu iş, sen merak etme. Fizan da olsa bulup getireceğim onu size. Plaka listesi ne olacak? Kızın yaptığı. Aldım, merak etme. Nasıl ama zehir gibi değil mi? Fazla. Evin adresini biliyor mu? Nasıl gelecek? Biliyor patron. Ben hafta sonu her şeyi anlattım ona. Arabanın özelliklerini de öğrettim. Siz hafta sonu birlikte miydiniz? Tabii. Yani işe hazırladım kızı. O yüzden. İyi, tamam. Geç kalmadım değil mi? Bu ne hal? Şoför kostümü. Nereden buldun sen bunu? İş kıyafetleri satan bir yerden. Kötü mü olmuş? Yani böyle giyinmene gerek yok. Normal giyin. Ben iş ciddiyeti açısından şey yapmıştım. Yanımda bir kurşun askerle dolaşırsam pek ciddi gözükmeyecek. Ceketi çıkar. Kravat. Düğmeyi de iliklemişsin sonuna kadar. Daha güzel oldu. Anahtarsız araba da biraz garip oluyor. Marş basmanın bir güzelliği vardı. O gitti. Başka güzellikler bulursun sen de.
gidiyoruz? Etiler. Niye gitmiyor bu? Ay. Çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Ben bunu açmayacaktım. Şimdi çok özür dilerim. Hemen hallediyorum. Hata kodu veriyor. Ya Barış Bey çok özür dilerim. Gerçekten hemen halledeceğim. Söz veriyorum. Hemen halledeceğim. Hemen. Geç kalıyorum. Neyse ben taksiyle gidiyorum. Barış Bey. Barış Bey. Ya çok özür dilerim. Ya arabaya akıl verilir mi ya? Verilirse böyle delirir işte. Sen hafta sonu teori değil miydin? Evet. Çalıştırdı beni ama. Çalışsam böyle olmazdı. Nasıl? Güzel miydi hafta sonu? Allah. Ya sen böyle bir şey nasıl söyletirsin kendine? Yılların şoförüsün kızım sen. Alo. Ha, ne yaptın kuzum merak ettim. Geldim avukatı bekliyorum şimdi. Ya Gül sorma vallahi Teo Hızır gibi yetişti. Ay o Teo Bey. Ay, gerçekten çok iyi birine benziyor Aslı. Kıyafetini sevdiler mi? Ay Aslı evi nasıl güzel mi? Villa mı apartman mı? Ay havuzu da vardır kesin. Geldi Gül kapatıyorum. Bunu yapmana gerek yok. Ben açabiliyorum kapıyı. Peki. Şey Barış Bey, ben sabah için çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bir saat içinde Kemerburgaz'da olmam lazım. Yapamayacaksam ben taksiyle gideyim. Yaparım. Atlayın. Peki. Bravo. Tam zamanında. Gel bakalım bekleme burada. İçeride şoförler için yer var. Golf nedir biliyorsun değil mi? Mağarada büyüdüğümü sandınız herhalde. Ha yok ben o anlamda demedim. Öyle dediniz de neyse. Ne biçim vurdu be? İnsanın beli kırılır. Çok kolay gibi görünüyor ama çok zor. Şey siz golf oynamak için mi acele ettiniz bu kadar? Yok müvekkilimle buluşacağım. Kocasından korktuğu için onun gelemeyeceği yerlerde buluşuyoruz. Barış, Nisan Hanım geldi ve feci şekilde gergin. Hadi. Pardon. Barış, bu kız kim sürekli etrafında? Aslı. Tamam da neci peki? Hayır, müvekkilin diyeceğim de sana parası yetmez ki. Nisan Hanım bekletmeyelim. Nisan Hanım. Barış Bey, hoş geldiniz.
Baş bey. Takip edilmediniz değil mi? Beni bulmak için her şey yapar o Bilal. Merak etmeyin. Polis koruması çıkarttım size. Yalnız olmayacaksınız artık. Harika, harika düşünmüşsünüz. Bana bulaşmak için her şey yapar o eşkıya. Evet, anladım ben onu. Bana bile şantaj yapmaya kalktı. Aa, öyle mi? Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bakın Nisan Hanım, sizi Barış'la ben bir araya getirdim. Ve eğer benim yüzümden Barış'ın başına bir şey gelirse kendimi mesul hissederim. Böyle bir mesuliyetin yok İlayda. Yani hatta buraya gelmek zorunda bile değildin. Olur mu canım öyle şey? Ortağımın yanında olmak benim için büyük bir zevk. Alo. Barış Bey, size bir şey göstereceğim. Ama ben İlayda Hanım'a pek ısınamadım. Sadece siz bilin aramızda. Söz verin bana. Söz. Etek giydirmişler, inanabiliyor musunuz? Madem size şantaj yapıyor, siz de bunu koyun masaya. Kesin sesini. Nisan Hanım, o mafya, ben avukatım. Yani eğer aynı şeyleri yaparsak bir farkımız kalmaz. O da doğru. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz beni bırakmayın da. Yani bugüne kadar hiçbir müvekkilimi yüzüstü bırakmadım. Merak etmeyin. Ben yokken mühim bir şey kaçırdım mı? Yok. Siz de gözünüzü açık tutun. Bilal'in ne yapacağı hiç belli olmaz. E kafayı taktıysa size. Siz beni merak etmeyin. Temiz değil mi her yer? Ben kaçıyorum. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sana neyle ilgili şantaj yaptın? Boş ver. Hayır, sen çok titiz çalışırsın yani. Nasıl bir açılım yakalamış olabilir ki? Yok zaten, merak etme. Nereye götüreyim seni? Hala ortaklığımızı kutlamadık. Hala imzayı da atmadık. İlayda, ben bu işten pek emin değilim. Neden? Yani ikimiz de zor insanlarız. Şaşırttın beni. Tamam. Bunu sonra konuşalım, olur mu? Görüşürüz. Bacım lan, hala daha oynuyorsun. Hala. Ya rezil herif. Şuraya bak, hala daha oynuyor bak. İki tane taşın kaldı. Hadi bacım be. Bitti, bitti. Ulan ya, rezil herif ya. Ya. Kalk git ben buradan. Hala barışıyorsun, oynuyorsun. Hala daha oynuyorsun. Herkese dalga oynuyorum. Size doyum olmaz. Vallahi öyle be. Bırak ya. Ya oynayalım. Abi, Barış Bey. Barış Bey, helal olsun size. Ne güzel iş yapmışsınız böyle ya. Mesleğimiz itibar kazandı, yemin ediyorum. Vallahi helal olsun Barış Bey. Bravo, bravo. Abartmayın beyler. Buyurun Barış Bey. Görüşürüz. Görüşürüz, selametle. İtibar demek. Tavlamışsın hemen. Ya. Abartıyorlar. Öküzler möküzler ama iyi çocuklar. Yani öküz derken kötü anlamda değil. Öküz güzel hayvandır bir kere ama kabadır işte biraz. Anladım. Hadi kardeşim, çıkar arabanı. 10 dakikadır bekliyoruz burada. Alo. Aslı. Sakin. Ya Barış Bey, nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Ya bunları böyle gördün mü savaşacaksın, tek tek eğiteceksin bunları. Siz bana güvenin. NH 5714. NH 5714. Çiziyorum arabanı çıkarmazsan. Aslı. Çiziyorum dedim, alo.
Aslı dedim. Buyurun Barış Bey. Lütfen arabaya dön. Bağırma. İyi de yani sıkıntı yaratmazsak bu hep böyle yapar. Yahu bunlar İstanbul'un trafiğini bu hale getiriyor. Aslı, o zaman rapor tutarız. Sorunlarımızı böyle çözüyoruz. Bağırıp atar yaparak değil. Hiç mi atar yapmıyorsun? En hak edene bile mi? Hiç. Çünkü bu arabayı kullanırken beni temsil ediyorsun. Unutma. Tamam o zaman denerim. Deneme. Yap. Ya ben tutamayacağım, söz vermek istemiyorum. Ya bir taksici olarak dünyamdaki bütün atardan bir anda kurtulabilir miyim bilmiyorum. Tamam o zaman dene. Vay be, resmen özel şoför oldum Aslı. Oldum mu ya? Sabah ne biçim dağıttım, rezil oldum adam. Ne diyorsun? Nasıl geçti ilk günün? Yapabilecek misin bu işi? Ben de şimdi onu düşünüyordum Barış Bey. Vallahi üniforma giymek yok, kapı açmak yok. Müşteri bekler gibi avukat beyi bekliyorsun. Yani taksicilikten bir fark yok bence, kıvıracağım yani. Bir de arabayı bozmamayı başarabilirsen. Ya Barış Bey, ben vallahi iyi şoförümdür. Bugün niye öyle oldu hiç anlamadım ben. Şaka yapıyorum. İlk defa kullandığın içindir, dert etme. Başkası olsa neler derdi. İyi bir adam sanki ya. Çok da yakışıklı be. Kendine gel. Adam hem patronun hem de nişanlı. Efendim İlayda. Yeni bir mekan açılmış, ambiyans çok güzel diyorlar. Gel seni oraya kaçırayım ha. Gelemem, çalışmam lazım. Ama benim de seni ortaklığa ikna etmem gerek. Nasıl olacakmış o? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var herhalde. Barış. O imzayı sana attırmadan rahat bırakmayacağım, biliyorsun değil mi? İlayda, iş konusunda zor bir adamım, tanıyorsun beni. Evet ama sen de beni tanıyorsun. Zoru başarmayı severim. Biliyorum, biliyorum. Sen şu kapıyı biraz aralık bıraksan bana yeter aslında. Tamam, ben senin için kapıyı aralık tutarım. Ama gerisine söz veremem. Olur. O kadarı bana yeter. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler. İyi geceler. Aslı. Efendim Barış Bey. Teo seni telefon konuşmaları konusunda uyardı değil mi? Yani burada duyduklarım burada kalır. Evet Barış Bey. Dedikoduyu hiç sevmem ben zaten. Doğru, neydi senin o? Yanarlı. Yanarlı dönerli işler. Bana güvenebilirsiniz. Bak sen, hallederim ben. Olmaz öyle şey, ben hallederim. Ya gerek yok. Ya olur mu, bakın ben sizin şoförünüzüm sonuçta değil mi? Teo olsaydı o taşıyacaktı, ben rahat edemem öyle, benim taşımam lazım. Sen gerçekten yardım almayı bilmiyorsun. Ya ama ben sizin şoförünüzüm. Siz bana değil, ben size yardım... Ne kadar güzelmiş. Kocaman. Bazen kendimi bulamadığım zamanlar oluyor. Haklısın. Evet. İlk günümüzü de hayırlısıyla bitirdik. Kaldı 29 gün. O zaman ben arabayı alıp gidiyorum. Evet evet. Araba sende kalacak. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Barış Bey. İyi geceler, rahatsız ediyorum. Ben TV'yi aradım ama telefonu kapalıydı. Bir şey mi oldu? Şey, ya ben yolda öyle ilerliyordum. Araba bir anda tık dedi gitti. Ben çalıştıramıyorum bunu. Tamam, konum at, geliyorum ben. Hemen atıyorum. Sen çok iyi anlıyordun arabalardan. Aslı. Pardon ya. Ben arabayı görünce şaşırdım biraz. Siz klasik arabalara düşkün müsünüz? Evet. Neden? Çiçeğe çarpan araba da bunun. Biliyorum. Verdiğin dosyada yazıyor. Klasik arabası olan çok az insan var. Hem kulübümüz de varmış. Orada herkes birbirini tanıyordur. İstersen önce bozduğun arabama bakalım. Sonra diğerini konuşuruz. Ne dersin? Haklısınız tabii. Tabii. Çok çok özür dilerim. Şey tamam, ben şimdi hemen şuraya bir bakmıştım. Ay! Ne yaptın? Tamam, sakin. Bakacağım. Yakmışsın bütün parmaklarını. Sen sıcak motoru niye tutuyorsun ki? Ne bileyim, ben kaza gelince aklıma benim aklım uçtu. Ne yapacağım ben seninle böyle? Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını.